Karşımızda dördüncü dereceden bir polinom olarak tanımlanmış bir g fonksiyonu var. g'nin çukurluğunun aşağı ya da yukarı yönlü olduğu aralıkları bulmak istiyorum. Bahsettiğim şeyin nasıl göründüğünü hatırlatmak isterim öncelikle. Çukurluğun yukarı yönlü olduğu aralıkta eğim arttığı için u Harfine benzer. Eğim burada negatifken x büyüdükçe negatifliği azalmaya başlar. Başka bir deyişle de sıfıra yaklaşır, sıfır olur, pozitif olur ve daha sonra da pozitifliği giderek artmaya başlar. Evet, eğimin neden artmakta olduğunu söylediğimi anladınız, değil mi? İşe türev açısından yaklaşacak olursak, bu aralıkta birinci türevin arttığını da söyleyebiliriz ve birinci türevin bu aralıkta artması için ikinci türevin yani f üssünün üssü. F yerine G'yi kullanmamız lazım. Evet, birinci türevin artması için hemen yazıyorum. Çukurluğun yukarı yönlü olması, birinci türevin artması ve ikinci türevinde sıfırdan büyük olması. Evet, bu anlama gelir. Çukurluğun aşağı yönlü olması da tahmin edebileceğiniz gibi bunun tam tersi olacak. Bunu da yazalım. Çukurluğun aşağı yönlü olduğu aralıkta da eğim yani g üssü x azalır ve bu da ikinci türevin sıfırdan küçük olduğu anlamına gelir. Buradaki eğimin nasıl değiştiğini de görmek isterseniz, x'in küçük değerleri için eğim pozitif ama x büyüdükçe pozitiflik azalmaya başlıyor. Sıfır oluyor ve sonra da negatif olup negatifliği giderek artmaya başlıyor. Evet, gördüğünüz gibi x büyüdükçe eğim sürekli azalıyor. G'nin çukurluğunun aşağı ve yukarı yönlü olduğu aralıkları bulmak için G'nin ikinci türevini alıp ikinci türevin işaret değiştirdiği yani pozitifken negatif ya da negatifken pozitif olduğu noktaları bulmamız gerekiyor. Bu noktalar fonksiyonun tanımsız ya da ikinci türevin sıfıra eşit olduğu noktalar olacak ve biz de bu noktalar arasında neler olup bittiğine bakarak istediğimizi yani fonksiyonun çukurluğunun nerede aşağı ve nerede yukarı yönde olduğunu bulmuş olacağız. Hadi bakalım. Öncelikle birinci türevi bulalım. G üssü x. Kuvvet kuralını uygulamamız gerekecek değil mi? 4 çarpı eksi 1, eksi 4 eder. Eksi 4 x üzeri 3 artı 2 çarpı 6, 12 x üzeri 1. Bunun yerine sadece x yazacağım. Sonra eksi 2 çarpı x üzeri 0. Ama bu da 1'e eşit olduğu için eksi 2 yazmak yeterli. Ve son olarak eksi 3'ün yani bir sabitin türevi de 0 olduğu için birinci türevi almış olduk. İkinci türevle devam edelim. G'nin ikinci türevi x, evet eşittir. 3 çarpı eksi 4, eksi 12, x üzeri 2 ve artı 12. Şimdi bana bunun nerede tanımsız olacağını söyleyebilir misiniz? İkinci türev fonksiyonu ikinci dereceden bir ifade olduğu için tüm x'ler için tanımlı. Yani bunun tanımsız olduğu bir nokta yoktur diyebiliriz o halde. Pozitifken negatif ya da negatifken pozitif olduğu noktalar. ikinci türevin sıfıra eşit olduğu noktalar yani değil mi? Bunun için eksi 12 x kare artı 12'yi sıfıra eşit diyelim. İki taraftan 12 çıkaralım, eksi 12x kare eşittir eksi 12, iki tarafı eksi 12'ye bölelim, x kare eşittir. 1 ve buradan da x'i artı ya da eksi 1 olarak buluruz. İkinci türev x eşittir artı ve eksi 1 noktalarında 0 olduğuna göre çukurluk ya bu iki nokta arasında ya da bu noktaların diğer taraflarında aşağı ya da yukarı yönlü olacak. Şimdi biraz düşünelim. Hemen bir sayı doğrusu çizeceğim. Güzel bir renk kullanayım. evet bu renk hiç de fena değil. Biraz daha uzun olursa daha iyi olacak tamam, şimdi daha iyi oldu. Burası 0, burası eksi 1, eksi 2, burası da 1 ve 2 olsun x eşittir eksi 1 ve 1 noktalarında ikinci türevin sıfıra eşit olduğunu bildiğimize göre, ikinci türevin işaretinin buralarda ne olduğuna bakıp, çukurluğun aşağı mı yoksa yukarı yönlü mü olduğuna karar verebiliriz. Buradaki aralıkta eksi sonsuz ile eksi 1, evet bu aralıktan bahsediyorum. x'e bir değer verelim ve bu ifadenin hangi değeri aldığını bulalım. Kolay olsun diye eksi 2'yi seçelim g üssü üssü eksi 2 eşittir eksi 12 çarpı eksi 2'nin karesi yani 4 eksi 12 çarpı 4 eksi 48 eder artı 12' de eksi 36. Şimdi ikinci türev eğer eksi 2'de negatif bir değer alıyor ise fonksiyon bu aralıkta herhangi bir noktada süreksiz olmadığı için tüm bu aralıkta negatiftir. O halde bu aralıkta g'nin ikinci türevi x'in negatif olduğunu yani fonksiyonun çukurluğunun bu aralıkta aşağı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Not edelim, çukurluk aşağı yönlüdür. Sırada eksi 1, 1 aralığı var. Evet, eksi 1, 1 arasındaki açık aralık. Bu aralıktan da 0'ı seçelim, değil mi? G'nin ikinci türevinde 0. Burası 0 olacağı için 12'ye eşit olacak. İkinci türev bu aralıkta sıfırdan büyük olduğu için fonksiyonun çukurluğunun yukarı yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Evet, eksi 1 ile 1 arasında yukarı yönlü bir çukurluk var. Son olarak bir de x'in birden büyük olduğu aralığı inceleyelim. Birden artı sonsuza kadar olan aralığı kastediyorum. Bu aralıktan da 2'yi seçelim. G'nin ikinci türevinde 2, iki, G'nin ikinci türevinde eksi 2. Evet bunlar birbirine eşit. Çünkü hem 2'nin hem de eksi 2'nin karesi 4'tür değil mi? Emin olmak isterseniz 4 çarpı eksi 12 eksi 48 artı 12 eksi 36 eder. Çukurluk bu aralıkta da aşağı yönlü. Bu arada ben bu fonksiyonun grafiğini daha önceden çizmiştim. Şimdi de grafikte bulduğumuz sonucun uyumlu olup olmadığına bakalım. Grafiği çizmeden çukurluğun yönü hakkında bu sonuçlara ulaştık ama grafiği gördüğümüz zaman tüm bu yaptıklarımızın doğru olup olmadığından emin olabiliriz. Aralıkları da bir denk getirebilirsem evet harika. Bunu biraz da küçültürsem çok daha iyi olacak. Gördüğünüz gibi çukurluk eksi sonsuzla eksi 1 arasında aşağı yönlü. Şöyle göstereyim. Bunun bulduğumuz sonuçla da uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Eğim eksi 1'e kadar azalıyor gibi görünüyor. Buradan sonra da artmaya başlıyor ve geçişin olduğu bu noktaya kadar artıyor. Şurayı şurayı boyamayayım. Evet. Eğim burada da artıyor, 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 artıyor ta ki x eşittir 1'e kadar. Bundan sonra da azalıyor ve çukurluğun yönü yeniden aşağı doğru oluyor. Burayı turuncuyla boyamam lazım. Evet, evet, çukurluğun yönü yeniden aşağı doğru oluyor. Gördüğünüz gibi ikinci türevi alıp biraz da cebirle grafikte olup bitenin ne olduğunu bulduk.